misin? Evet, iyi akşamlar Melisa Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Harika, neşeniz çok yerinde. Çok maşallah. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldu. Siz de iyisiniz. Ederiz. Evet, harikayız. 2022 yılının artık son günlerindeyiz. Evet. Nasıl geçti 2022 yılı sizin için? İşlerle, aşklarla, hayat olarak? Yani olabildiğince iyi. Hayat şartlarına ayak uydurmaya, adapte olmaya çalışıyoruz. Ne kadar iyi olabiliyorsak o kadar iyi olmaya gayret ediyoruz. Diliyorum ki 2023 hepimiz için çok çok daha iyi bir yıl olsun. Yani zor bir yıldı. Daha kolay bir yıl olmasını diliyorum 2023'ün. İnşallah. Peki projeleriniz var mı? Neler yapıyorsunuz? Neler yapacaksınız? Birçok küt projede de oynadınız. Hem dijital hem televizyon dizileri olarak. Çok teşekkür ederim. Var mı yeni ufukta bir şeyler? Ufukta bir şeyler var. Şimdi yeni, biz çektik, bitirdik çekimlerini. Netflix'te yayınlanacak Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizimiz. Onu heyecanla bekliyorum. Çok güzel bir proje oldu. Çok benim için yani herhalde hayatımdaki en özel projelerden bir tanesi oldu. Dilerim bir an önce başlar yayını. Onu bekliyorum 4 Kasım'da. Peki takip ettiğiniz projeler var mı? Dijital platformlar ve televizyon dizileri biliyorsunuz o kadar çok fazla evet. Ki şu an. Ben hemen hemen her şeyi seyrediyorum. Hı-hı. Yani hem dijitalde hem televizyonda. Hayır canım çok normal bir durum bizim yaptığımız. Burada zaten hep çekiyoruz. Devam ederseniz. Tabii ki. Güzel bir yerde. Yani hem dijitalde hem televizyonda elimden geldiğince yeni çıkan bütün işleri takip etmeye çalışıyorum. Hı-hı. Çok güzel işler var. Biz artık yani bence çekim standartları açısından da dijitalin gelmesiyle beraber o süreler kısalınca işin kalitesi artmaya başladı. Hikayelerin kalitesi artmaya başladı. Hem şahane oyuncuları seyretme fırsatı buluyoruz hem çok iyi hikayeler izliyoruz. O yüzden çok mutluyum ben. Evet, peki Türk dizilerinin yurt dışı satışları da biliyorsunuz Avrupa'da işte Arap ülkelerinde birçok takipçilerimiz çok beğeniliyor. Siz bu konu hakkında düşünceleriniz, fikirleriniz ne? Yıllar önce çektiğiniz bir diziden yeni bir hayranlık kitlesi başlıyor aslında evet, ülkelerde. Evet, aynen. Gerçekten öyle oluyor. Yani bizim çok eskiden çektiğimiz dizileri de sonradan satışlar oluyor. Şimdi artık yani bir sürü proje bazen sanırım ilk yurt dışı satış anlaşmaları yapıyor. Ondan sonra Türkiye'deki şeyler devreye giriyor. Gerçekten giderek zorlanıyorum. Son cümleleri o zaman toparlayayım. Biz sizin normal alışkınızsınız. Evet, doğru söylüyorsunuz. Aynen. Ne diyeyim? O zaman biz size 2023 yılı sağlık, huzur getirsin diyelim. Ben de. Sizin de temennilerinizi alalım. Size, hepinize sağlık, huzur, mutluluk, birlik, beraberlik getirsin. Getirmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yarışırız. Görüşmek üzere. Neşeli çok neşeli, evet. Çok şirin bir şey oldu gerçekten. Ya estağfurullah, hayır olur mu?